Göğsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz meyveli, jöleli, peynirli kek. 2 su bardağı un, 80 gram eritilmiş tereyağı, 1 yumurta, 1 su bardağından bir parmak az toz şekerini ilave ediyoruz. 1 kahve kaşığı kabartma tozu, bir fiske tuzumuzu da ilave ettikten sonra elimizle güzelce karıştırıyoruz. Kek hamurumuz gördüğünüz kıvama geliyor. Tabanına yağlı kağıt koyduğumuz kek kalıbımızı fırça ile tereyağı ile yağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzu tabanına elimizle yaydırtıyoruz. Elimizle güzelce inceltiyoruz. Her yerine yaydırtıyoruz kenarlarını gördüğünüz gibi yükseltiyoruz kabımızın içerisine bir su bardağı toz şeker 2 bütün yumurta kırıyoruz şekerle yumurtayı mikser ile köpürtene kadar çırpıyoruz şekerle yumurta gördüğünüz şekilde çırparak beyaz ve köpürüyor yumurtamız bu kıvama gelmesi gerekiyor yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz bir su bardağı süt ilave ediyoruz bir yemek kaşığı un bir paket vanilyalı puding tozunu ilave ediyoruz mikser ile hepsini birlikte çırpıyoruz 500 gram süzme yoğurt Almanya'da kuark olarak geçiyor süzme yoğurdumuzu da ilave ettikten sonra mikser ile tekrar hepsini birlikte güzelce çırpıyoruz. Kek kalıbımızdaki kek hamurun üzerine hepsini birlikte döküyoruz. Bir kutu mandalina kompostasının suyunu ve mandalinalarını ayırıyoruz. Süzülmüş mandalinaları kekimizin üzerine diziyoruz. Dilediğiniz şekilde üzerine dizebilirsiniz önceden ısıtılmış 180 derece fırında 55 dakika kadar pişiriyoruz kekimiz pişti bir taraftan sosumuzu hazırlıyoruz ayırmış olduğumuz komposta suyu bir su bardağı da su ilave ediyoruz İçerisine bir buçuk yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı da toz şeker ilave edip tel ile çırparak pişiriyoruz orta derecede pişireceğiz ve sosumuz gördüğünüz kıvama gelecek. Sosumuzun pişmiş halindeki kıvamı. Pişen kekimizin üzerine ister kivi dizebilirsiniz. Arzu ederseniz başka meyvelerden de dizebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu sıcak sıcak kekimizin üzerine döküyoruz. Donması için yaklaşık olarak 4 saat buzdolabında bekletiyoruz. Kekimiz donduktan sonra kek kalıbımızın kenarını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi yine muhteşem görünüyor. Şu anda gördüğünüz meyve jöleli peynirli kekimiz servise hazırdır. Dilimleyerek servis yapıyoruz. Ve yine çok güzel görünüyor. meyve jöleli, peynirli kekimizi denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Denediğinizde mutlaka da çok beğeneceğinize eminim.